Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayından hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki alan ve hacim değişmezliği testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Kare biçimindeki bir karton tamamı kullanılarak taban ayrıtı 2 yüksekliği 7 olan kare prizma elde edilmiş. Kartonun çevresi nedir diye soruluyor. Şimdi bunun tamamı burada kullanıldı ya ikisinin de alanı yüzeyi kullanıldı ya yüzey alanları birbirine eşit. E kare bunun şeyi nedir arkadaşlar? Şu kare tabanlarından, taban alanından 2 tane var. 2 i̇ki tane, 2'nin karesi artı. Yan al alanda taban çevirisi çarpı yükseklik. Taban çevirisi de 2'den 4 tane var. 8. Yani taban çevirisi 8 çarpı yükseklikte. 7, 8 çarpı 7 yapar. Yani bunu kaç yaptı? 2 kere 4, 4 kere 8, 56, 64 mi yapıyor? Evet, 64 yaptı. E, bu yüzey alan 64. E, buradaki kartonun alanı da 64 olacak. O zaman A'yı kaç buluruz? 8 buluruz. Bizden kartonun çevresi isteniyor. Yani 4A isteniyor. Yani bu da kaç yapar? A yerine 8 yazarsak cevap 32 yapar. Birinci soru 32 oldu. Geldik 2. 1 2'den 12 santimetre olan kare biçimindeki karton kıvrılarak şekildeki gibi alt ve üst taban alt ve üst kapağı kullanılmayan bir kare dik prizma yaptı. Evet, bunu böyle şöyle katladığımızı düşün. 1 2 3 4. Şu 4 kenarı böyle katladık. Sadece yan yüzeyde oluşturduk. Alt Alt, altı ve üstü açık şeklinde bir şey oldu. Bunun hacmi nedir diye soruluyor. Bir kenara 12'ydi bunun. Ve kare prizma yapmışız. O zaman 12'yi böldürdü. 3, 3, 3, 3, 3 mi yaptı? Evet. Burası 3, 3. Burası da 12. Bunun hacmi isteniyor. Taban alanı çarpı yükseklik. Yani kaç yapıyor? 108 yapıyor. Cevap 108 oldu. Geldik 3'e. Bak. Dikkat et. İçindeki su miktarı her iki şekilde de aynı değil mi? Sadece yan yatırmış. Aynı. O zaman V suların eşit olmasına dikkat edeceksin. Bu ne demek? 3 çarpı 4 çarpı 2 demek. 3 çarpı 4 çarpı 2. Bu ne demek? 12 çarpı 4 çarpı soru işareti demek. 12 çarpı 4 çarpı soru işareti demek. E o zaman 4 kere 3 12'ler sadeleşti. O zaman soru işareti dediğimiz 2 bölü 4 mi yaptı? Yani soru işareti dediğimiz 1 bölü 2. O da 0,5 yapar. Örnek 3 0 bölü Geldik örnek 4'e. Şimdi ne yapmışız? 12'ye 18 e olan dikdörtgenler prizması bir kapta bir su varmış. Küp şeklindeki demir bir blok suya atıldığında su seviyesi 1 santimetre yükseliyor. Bak. Su seviyesini 1 santimetre yükselteceğim. Bunun için de şöyle bir demir bilye atınca, demir küp atınca su yükseldi. Arkadaşlar, bir suyun içerisine bir şey attığımızdan hacmi kadar su yükseldir. Yani şu yükselen suyun hacmiyle şuradakinin hacmi birbirine eşittir. Ve su seviyesi 1 santimetre yükselmiş. E burası 12, burası 18 değil miydi? Evet. V yükselen 12 çarpı 18 çarpı 1 neye eşittir? A küp eşittir. Bitti gitti. Hocam bu kaç yapıyor? 216 yapar inşallah. Değil mi? 216 yapar. Evet 12 ile 18 çarpı 216 eşittir. A küpse. E o zaman buradan A'yı da kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Örnek 4 6 oldu geldik. Örnek 5'e. Bir kenarı 16 santimetre olan kare şeklinde kartonun köşelerinden bir kenarı 3 santimetre olan şunları kesiyorum arkadaşım. 3, 3, 3, 3 kesince. Bir kenar 16 idi ya. Burası 16 ise eğer 3 3 6 gitti buraya 10 mu kaldı? Evet. Aynı şekilde burası da 10, burası da 10, burası da 10. Sen bunları böyle kıvırdığın zaman hocam şöyle tabanı burası olan ve şu kalktığı zaman da bak burası da 3. Kaldırdığın zaman da yüksekliği 3 olan bir açık ağzı açık bir dikdörtgenler prizması şeklinde bir kutu elde ediyor muyuz? Evet. Yani taban kenarı kaç oldu? 10 oldu. Bunun hacmi nedir diye soruluyor. Ee, evet. 10 çarpı 10 çarpı 3 değil midir bu da? Evet yani cevap 300 olur. Örnek 5'te 300 çıktı ve böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde silindire başlayacağız. Silindir özellikleri bir testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.